Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım. Evet, bugün sizlerin karşısına şöyle gördüğünüz gibi Alize Baby Best ile geldim arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir modelden bahsedeceğim modelim hem kabartmalı hem de örmesi çok kolay bunun için ben şöyle Alize baby Vest ip kullanacağım arkadaşlar şöyle ipimi kenara alıyorum bu ipi ve bu modeli örebilmek için ben 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar bir miktar şöyle lastik ördüm bir ters bir düz siz dilediğiniz lastiğin üzerine örebilirsiniz bu modeli modelimden bahsedeyim bu modelde neler olur bu modelden çok güzel bebek yeleği olur bebek kırkası olur kendinize eşinize yelek hırka süveter yapabilirsiniz arkadaşlar Modelimiz aile boyu kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model 4 ilmekten oluşuyor. Hırka, yelek, süveterine başlarsak bu şekilde bir model 4 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4. Burası bir model. Ve bunu tekrarlıyoruz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bu şekilde ne başlarsak 4, 8, 12, 16, 20, 24 bu şekilde 4 ve 4'ün katları ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Bu şekilde sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Hırka yelekini örmek istersek ona göre de dilediğimiz sayı kadar kenar pata ekleriz arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden kuracağız. Modelimizin birinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimizin birinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, üç ters. Bir, iki, üç ters. Burası bir model. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, üç ters ördüm arkadaşlar. Ve bunu şimdi tekrarlıyorum. Bir düz, üç ters. Bir, iki, üç ters. Modelimizin birinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Tekrar 1 düz, 3 ters. Tekrar 1 düz, 3 ters. Tekrar 1 düz, 3 ters. Modelimizin birinci sırasını arka yüzden bu şekilde kuruyoruz. 1 düz 3 ters olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar bir düz 3 ters. Ve son kez bir düz ile bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin birinci sırasını arka yüzden bu şekilde bir düz 3 ters ile kurduk. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Bir ters tersimi ters ördüm. Üç düz. Bir iki üç düz. Bu şekilde devam çık. Modelimizin ön yüzünde ikinci sırada bakın sırasına gelen ilmeğimiz bir ters. Tekrar bir ters bir iki üç düz bir ters bir iki üç düz modelimizin ön yüzünde ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz tersimizi ters düzümüzü düz bir ters bir iki üç düz bir ters bir iki üç düz sıra sonuna kadar bu şekilde tersimi ters düzümü düz örüyorum ikinci sıramda bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar Bakın 3 düzden sonra tekrar bir ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Üçüncü sıradayız. Modelin arka yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz bir düz. Ondan sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde üç ters arkadaşlar. Bu üç ters ilmeğimi önce bir tane ters örüyorum. Bir kez doluyorum. İkinci tersimi örüyorum ikinci kez doluyorum ve tekrar bir tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum düz ilmeğimi düz örüyorum burada modelimizin arka yüzünde bir ter bir düz ördüm bakın üç tersimin arasında bir iki iki tane dolama ajurumuz var bunlar ilmeklerimizin boyunu uzamasına yarayacak ve şimdi bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar önce bir ters ördüm bir kez doladım ikinci ilmeği ördüm ikinci kez doladım üçüncünü ördüm ve düz ilmeği ördüm modelimizin arka yüzünde üçüncü sırada bu işlemi tekrarlıyorum sırasına gelen ilmeğimiz tekrar ters önce bir ters örüyorum bir kez doluyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ikinci tersimi örüyorum üçüncü, üçüncü tersimi örüyorum ve sırasına gelen ilmeğimiz düz bir sonraki üç, düz, üç ters ilmeğe geldiğimizde işlem aynı önce bir ters örüyorum bir kez doluyorum ikinci tersimi örüyorum ikinci kez doluyorum üçüncü tersimi örüyorum ve sırasına gelen ilmeğimiz bir düz sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizin arka yüzünde üçüncü sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve şöyle sıra sonuna kadar devam ediyorum tekrar bir ters bir dola ikinci ters ikinci dola ve üçüncü ters kalan ilmeğim düz kenar ilmeğim de ters örüyorum Modelimizin arka yüzünden 3. sıramızı da bu şekilde yapacağız. Modelimizin ön yüzündeyim. 4. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 4. sırada. Sırasına gelen ilmeğimiz ters. Tersimi ters ördüm. Ve sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 3 düz. Fakat aralarında bakın bu şekilde 2 tane doladığımız ilmek var. Bunlar şimdi ilmeklerimizin boyunu uzatacağız arkadaşlar. Bu 3 düz ilmeğimizi önce bir tanesini bıraktım. Doladığımı da saldım. Bu şekilde boyu uzadı. İkincisini aldım. Doladığımı bıraktım üçüncüsünü aldım bu şekilde bu üç düz ilmeğimizin boyu uzadı boyu boyunu uzattım bu üç ilmeğin bir iki ikincisine ara boşluğundan geçiyorum bir ilmek alıyorum bir kez doluyorum tekrar bir kez daha ilmek alıyorum 3 oldu ve burada duran iki ilmeğin yanına arkadaki düz ilmeği de alıyorum üçünü birlikte düz örüyorum bakın şöyle kabarık bir şekilde iki ilmeğim oluştu Toplamda 4 ilmeğim çıktı. 3 ilmekten 4 ilmek oldu arkadaşlar. Şu kabarık olan 2 ilmeği bu şekilde alıyorum. 2 ilmeğimin üstünden bu şekilde atlatıyorum. Ve bu 2 ilmeği şöyle bir kez örüyorum. İlmek sayımız eski haline geri döndü. Bakın ilmek sayımız dörtlü ilmek sayılarından. Ve şimdi bunu tekrarlıyorum. Önce bir tane ters ördüm. Ve ondan sonra bu 3 düz ilmeğimizin bu şekilde boyunu uzatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oyunu uzattığım bu üç düzülmeyi karşıya alıyorum. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar ara boşluktan ilmek alıyorum. Ve buradaki duran iki ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. Ve bu iki kabarık ilmeği bu iki ilmeğin üstünden atlatıyorum bu şekilde. iki ilmeği birlikte örüyorum. İlmek sayımız eski haline gelsin diye. Ve modelimi sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum. Ara modelim olan bir ters ördüm. 3 düz ilmeğimizin önce boyunu uzatıyoruz bu şekilde boyun uzattığım 3 ilmeği ka karşıya alıyorum aradan bir ilmek alıyorum bir kez doluyorum tekrar bir ilmek daha alıyorum bu iki ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum bakın şu kabarık olan iki ilmeği alıyorum bu iki ilmeğin üstünden atıyorum ve bu karşıya aldığım iki ilmeği bir tane düz ördüm modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar ben bunu tekrarlıyorum elimi bile takip ederek elimi bile izleyerek modeli yapabilirsiniz tekrar bir ters ördüm 3 ilmeğimin boyunu uzattım 3 ilmeği karşıya aldım aradan bir ilmek aldım bir kez doladım tekrar aradan bir kez ilmek aldım 1 2 3 bu iki ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum üçünü birlikte örüyorum burada toplamda 4 ilmeğimiz oluştu 4 ilmeğimizin ikisini alıyorum karşıya bu şekilde atlatıyorum buradaki iki ilmeğimiz kaldı karşıya aldığım iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum tekrar bir ters ördüm tekrar 1 2 3 ilmeğin boyunu uzattım boyunu uzattığım bu 3 ilmeği karşıya aldım aradan bir ilmek alıyorum bir kez doluyorum tekrar bir kez daha alıyorum ve buradaki 3 üç ilmeği üçünü birlikte örüyorum burada 4 ilmeğimiz oluştu bu 4 ilmeğimizin şu ikisini alıyorum İki ilmeğimin üstünden atlatıyorum. Bu karşıya aldığım iki ilmeği bir tane düz ördüm. Burada ilmek sayımız geri eski haline geldi. Tekrar bir ters örüyorum. Ve modelimi son kez yapıyorum arkadaşlar. Modelin dördüncü sırasındayım. Ön yüzündeyim. Üç tane ilmeğin boyunu uzattım. Ve karşıya aldım. Aradan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. Tekrar bir kez daha ilmek alıyorum. Bu üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum. Burada toplamda dört ilmeğimiz oluştu. Bu dört ilmeği şöyle ikisini alıyorum. Karşıya atlatıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ara modelim olan bir ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden bu şekilde modelimizi kurduk. Modelimiz dört sırada tekrar eden örgü modeli arkadaşlar. Ve hep bu dört sıranın tekrarı olacak. Şimdi benim modeli şöyle kısa bir şekilde birinci sırayı sizlere bir kez daha göstereceğim. Ve ondan sonra bu dört sırayı sırasıyla takip ederek bu modeli yapabilirsiniz. Modelimizi arka yüzden kurmuştuk. Arka yüzden birinci sıramızı bu şekilde bir düz, 3 ters ile kurduk arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde kurduk. Tekrar bir düz, 1 2 3 ters. Tekrar bir düz. Modelimizi arka yüzden bu şekilde kurduk ve hep bu dört sıranın tekrar oldu. Ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım. Küçük bir parça üzerinde bu şekilde modelim çok güzel kabartmalı bir model oldu arkadaşlar. Bu modelden dilerseniz bebek yeleği dilerseniz bebek hırkası yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz kendinize çocuklarınıza her örgüde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Bu modeli ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için anlatmak istedim. Modelin ön yüzünden görünümü bu şekilde. Bir ters bir düz lastiği de bu şekilde oldu. Modelin bir de arka yüzünü görelim. Arka yüz de bu şekilde. lisan ettiysek affola. Bugünkü modelimde bu güzel örgü modeliyle elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz ve sizler de örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte başka bir videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.